Merhaba sevgili arkadaşlar, uzunca bir aradan sonra kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda 1 TB'lık versiyonu ülkemizde yaklaşık 57.200 TL'ye satılacak olan iPhone 14 Pro, Pro Max ve iPhone 14 almamanız için kendimce 3-5 tane neden sıraladım onlara bakacağız. Umarım size de mantıklı gelir. Yani kuşkusuz ilk maddemiz arkadaşlar cihazın Türkiye fiyatı. Öncelikle bu fiyatlar artık mantık arşı dediğimiz şeyi çok ciddi seviyede aştılar. Yani en baz modelleri bile böyle 27 bin, 30 bin, 50 bin, 60 bin gibi baremlere satılıyor. Yani benim endişem şu arkadaşlar, şimdi bu fiyatları gördüğümüzde şaşırıyoruz ya, 5-10 yıl sonra şaşırmamaya başlayacağız. Eğer işler böyle devam ederse alışacağız yani. İşin açıkçası ben alışmak istemiyorum. Bu fiyatlar nedir ya? Hani diyecek başka bir şey bulamıyorum. Şöyle bir şey yapıyorum, diyorum ki ya bunun yurt dışı fiyatı ne kadar, gidiyorum işte en pahalı modeli seçiyorum. 1 terabayt ıvır zıvır yapıyorum. 1699-1700 dolar gibi bir şey çıkıyor ortaya. Ama ben bu 1600 olsun ya. Ben bu 1600'ü 10 ile çarpıyorum. Yine olmuyor. 20 ile 30 ile çarpıyorum abi. 35 ile çarp, 40 ile çarpıyorum. O zaman yani bu fiyat o zaman 1 dolar 40 mı yani? Onu çözemiyorum. Bu fiyata ulaşamıyorum yani. Doğal olarak bana soracak olursanız ortada bir mantıksızlık var. Ve şu dönemde de para zor kazanılan ve çok inanılmaz kolay bir şekilde cepten çıkan bir şey olduğu için bu mantık fiyat bareminde bu cihaz net bir şekilde Türkiye koşullarında tercih edilmemeli. Ya edilmesin. Ha bu mesele Apple'dan bağımsız bir mesele. Evet, maalesef Apple'dan bağımsız bir mesele. Ama Apple'cığım yani kusura da bakma, bizim ülkende böyle bir gerçeği var. 58 bin liraya telefon olmaz. Velhasıl biz gelelim artık ikinci gerekçemize. Önemli bir değişiklik olarak Pro modellerinde, ki 14'ün düzlerinde bu da yok arkadaşlar, Apple Canteen adını dinamik ada olarak değiştirdi. Şimdi okey, dışarıdan bakıldığında insanın canını çektiriyor. Hani harbiden böyle ulan böyle bir işte dinamik ada dedikleri özellik olsa telefonda güzel olur hakikaten. Şık görünüyor yani. Ama gelin görün ki bunun dezavantajları var. Nedir bu dezavantajlar? Birincisi, o dinamik ada bölgesinde kameranın kendisi de bulunuyor. Doğal olarak oraya çok fazla parmakla müdahale ederseniz belirse sonra lensin çevresinde hızlı kirlenmeye neden olursunuz. Eğer cep telefonuyla fotoğraf çekmeye, işte ne bileyim böyle sık cep telefonu kullanmaya alışkın bir insan değilseniz de bir süre sonra dersiniz ki ya benim iPhone 14 Pro senin iPhone 14 Pro'ndan daha kötü fotoğraf çekiyor. Bu bir. İkincisi, ben bu olayı Apple'ın MacBook Pro'larında gelen touch bar olayına benzettim arkadaşlar. Yani touch bar da böyle olaylı bir şekilde gelmişti. Valla ilk geldiği andan bir yıl sonra mı ne, benim kullandığım MacBook Pro'nun da touch barı var. O touch barı bir kere bile ellemedi. Yani kullanılıp kullanılmayacağı tartışmalı bir özellik. Güzel bir özellik görsel olarak ama gündelik hayatta çok fazla tercih edecek bir özellik olduğunu düşünmüyorum. Eğer Apple oraya dinamik bir şey koymasaydı, yani oradaki bölgesine bir çözüm üretmiş olmasaydı, taklit ediyor durumuna düşecekti. Üçüncü meselemiz iPhone 14, düz 14 modelleri için geçerli ki bu konuya birazcık daha değineceğiz. İşlemci meselesi. Şimdi arkadaşlar iPhone 13 modelindeki işlemci ile 14 modelindeki işlemci aynı. Ha Apple tarafı diyor ki biz termal güncelleme yaptık, onu yaptık, bunu yaptık, işte %18 daha hızlı performans gösterecek ıvır zıvır. Ya tamam, bunlar okey Apple'cığım, bir şey demiyorum ama sonuçta ikisindeki işlemci de aynı. Cihazların görüntülerinin de birbiriyle aynı olduğunu hesaba katacak olursak ortada bambaşka bir fıkra gibi bir şey çıkıyor ortaya. Yani bu mesele Apple'a nereden bulaştıysa muhtemelen hani yüzlerce Android telefona karşı rekabet ettiği için ya biz de şöyle bir şey yapalım, hani yapmış olalım, adına da 14 diyelim. Zaten insanlar alırlar gibi bir tablo var. Bu konuya geri döneceğim. Bu meseleye çok yükseldim çünkü. Ben şimdi dördüncü konuya geliyorum. Dördüncü meselemiz de şu, cihaz tanıtıldığında hani ayırt edici özellik olarak bu uyduyla bağlantı kurabilme özelliği de gösterildi. Hani bir önceki modelde olmayan bir şeydi. Şimdi bu uyduyla kullanmanda şöyle bir handikap var. Yine Türkiye koşullarında bu özellik şu an Türkiye'ye açık değil. Sanırım Kanada mı Amerika mı, öyle iki tane ülkeye açık diye biliyorum. İki yıl sonra bu da paralı olacak. Ya bu özellik paralı olduğu anda bu özelliği kullanacak insan sayısı çok az olur. Yani çok da matah bir durum değil. Zaten bizim ülkemizde de yok. Bu şeye benziyor. Samsung eskiden telefonlarını Bixby tuşuyla gönderiyordu. Ya orada bir tuş var, elin çarpıyor yanlışlıkla. Bixby diye bir şey açılıyor ama kullanamıyorsun. Yani bu bir komedi oluyor arkadaşlar. Şimdi geliyorum 5. maddemize. Bu madde arkadaşlar aynı zamanda iPhone 14 modelleriyle ilgili bir toparlama maddesi. Vallahi arkadaşlar düz iPhone 14 modeli tam bir hayal kırıklığı. Yani Apple resmen lansmana demiş ki ya bunu koyalım, biz her sene de model yükseltiyoruz, adını da 14 diyelim, hoppa cuppa gibi bir şey yapmış. Bu söylediğim şeyi şöyle düşünün arkadaşlar. İsterseniz kendiniz şu anda gidin bakın, iPhone 13 modeliyle iPhone 14 modellerinin arasında gramajdan ebatına, işlemcisinden bilmem neyine kadar 0-1'lik farklar söz konusu. O zaman bu iPhone 14 değil ki yani, bu şeye benziyor. Ben elimde iPhone 13 var, iPhone 13'ü veriyorum, üstüne biraz da işte 5000 10000 neyse bir para da ödüyorum. Sonra bana kutusunda 14 yazan 13 veriyorsun. Yani kağıt üstünde cihaz bu. İkisi aynı cihazlar. Bu dinamik ada özelliğini de iPhone 14'e koymamışsın. O zaman bu iPhone 13 abicim. Yani abicim de
dediğim Apple Beyci. Eşin durum bu olunca ben son kullanıcı olarak merak ediyorum. Şu soruyu soruyorum yani. Ey Apple, sana bu aklı kim verdi ya? Yani biz 14 diye bir telefon çıkaralım. 14'ten 01 bilmem ne birkaç böyle yalandan bir iki özelliğini değiştirelim. Buna da insanlara 14 diye satalım. Ya yani siz insanlığın ortak aklıyla, kararlarıyla bilmem neyle dalga mı geçiyorsunuz? Koyma lansmana, koymak zorunda değilsin. Mesela gelin bir de kamera olayına bakalım hazır burada konusu geçmişken. Apple yıllardır megapikselle ilgili bir güncelleme yapmaz arkadaşlar. Bunun nedeni de megapiksel dediğiniz meselenin fotoğrafın kalitesiyle direkt bir alakasının olmayışıdır. Megapiksel dediğim şey baskıyla ilgili bir unsurdur. Şimdi sen burada kalkıyorsun, lansmanda diyorsun ki 48 megapiksel kamera koydum. Kardeşim onu da bana koymadın. Belli ki baktın piyasada Android cihazların işte böyle piyasada sizin pasta payınızı daha fazla tırtıklamaya başladığını görünce. Bir de baktın insanlar 108 megapiksel 48 megapiksel meselesine çok takılıyorlar. Dediniz ki bir de 48 megapiksel kamera koyalım tam olsun. Abi tam olmuş zaten yani bir şey demiyorum yani. Yani bu lansmanda dinamik adadır işte yeni işlemcidir. Yani pro modellerini biraz ayırıyorum arkadaşlar bunu açıkça söyleyeyim. Zaten cihazın kamera performansı da iyidir. Apple düşmanı değilim, Apple fanı da değilim. Kullandığım cihazları yüzdeye vurduğunuz zaman daha fazla Apple cihaza sahip bir insanım. Telefonum 13 Pro ki 14 Pro'yu da işim gereği satın alacağım. Ama hani burada kalkıp da kameranın karşısında konuşurken de hani doğruya doğru demek gerekiyor. Bana soracak olursanız pro modellerini kenara koyacak olursak 14 özelinde Apple resmen bir hop atıyorum kim tutuyor lansmanı yaptı. Mevcut telefonunuz iPhone 13 ise zaten 14'e bence asla ve asla geçmeyin. Hani 13 Pro ise o dinamik adadır bilmem nedir özelliklerini merak ediyorsanız 13 Pro'nun üstüne benim yapacağım gibi mesela ben telefonu satacağım. Üstüne 5-10K gibi 10K gibi bir şey koymam gerekiyor galiba. Ondan sonra gidip onunla da yenisini alacağım gibi ticari hamlelere ben okey. Düz modellerden bence kesinlikle uzak durmakta fayda var. Paranız da cebinizde kalsın. Bu da benim videomun son cümlesi. Arkadaşlar başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada görüşleriniz benim için önemli. Hani çok atıp tuttun Çağdaş falan filan diyorsanız lütfen yorum bölümünden belirtin. Başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.